burayı bir bakın. Bu basit testle beyninizin hangi tarafının baskın olduğunu keşfedin. Beyninizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Hepimiz biliyoruz ki beynimizin iki tarafı farklı eylemlerden ve düşünce biçimlerinden sorumludur. Beynin bir tarafı genellikle biraz daha gelişmiştir. Bu da yeteneklerimizin, becerilerimizin ve eylemlerimizin çoğunu açıklayabilir. Peki sizin baskın tarafınız hangisi? Hadi birlikte öğrenelim. Ancak başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan hiçbirini kaçırmayacaksınız. Bu test için iki dosya kağıdına ve bir kaleme ihtiyacınız olacak. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Birinci soru. Yapmanız gereken ilk şey ellerinizi kavuşturmak. Hangi başparmak üste geliyor? Sol başparmaksa kağıda sağ diye yazın. Eğer sağ başparmağınızsa bu sefer sol yazın. Burada doğru ya da yanlış yok. O yüzden endişelenmeyin. Beyninizin her bir yarısı vücudunuzun diğer tarafını kontrol eder. Bu yüzden sol başparmağınız beyninizin sağ tarafıyla, sağ başparmağınız da sol tarafla bağlantılıdır. Evet, biraz karışık ama dinlemeye devam edin. İkinci soru. Kalemi elinize alın ve göz hizanızda ileri doğru uzatın. Hedef alıyormuş gibi kalemin ucuna bakın. Bakmaya devam edin ve sol gözünüzü kapatın. Birkaç saniye sonra açın ve sağ gözünüzü kapatın. Hangi durumda görüntü yana kayıyor? Anlamanız için size birkaç saniye verelim. Eğer bu sol gözünüz kapalıyken oluyorsa o zaman sağ yazın. Sağ kapalıyken oluyorsa bu durumda sol yazın. Eğer her iki gözde de görüntü kayıyorsa sıfır diye yazın. Üçüncü soru. Kollarınızı göğsünüzle birleştirin. Hangi eliniz üstte kalıyor? Eğer sol el üstteyse sağ, sağ el üstteyse sol diye not alın. Dördüncü soru. Şimdi normalde yaptığımız gibi alkışlayın. Hadi şimdi daha çok alkışlıyoruz. Sağ olun, sağ olun, teveccühünüz. Şimdi ellerinizin hangisi üstte? Sol el için sağ, sağ el için sol yazıyoruz. Beşinci soru. Oturun ve bacak bacak üstüne atın. Sol bacağınızı sağın üstüne koyarsanız sağ yazın. Eğer tam tersi sağ bacağınızı solun üstüne koyuyorsanız sol yazın. Altıncı soru. Şimdi biraz arsızlık edelim. Bana bir göz kırpar mısınız? Hadi bekliyorum. Vay, bu bayağı iyiydi. Her neyse, eğer sol gözünüzü kırptıysanız sağ diye not alın. Sağ gözünüzü kırptıysanız sol yazın. Yedinci soru. Şimdi biraz hareket edelim. Ayağa kalkın ve kendi ekseniniz etrafında dönün. Bunu saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersine mi yapıyorsunuz? Saat yönünde ise sağ ve saat yönünün tersine ise sol diye not alın. Sekizinci soru. Bunun için iki dosya kağıdı lazım. Saymadan istediğiniz kadar dikey düz çizgi çizin. Şimdi kalemi diğer elinize tutarak aynı şeyi yapın. Bitirene kadar videoyu duraklatabilirsiniz. Şimdi ise sol elinizle kaç tane, sağ elinizle kaç tane çizgi çizdiğinizi sayın. Sol elinizle daha fazla çizmişseniz kağıda sağ diye not alın. Eğer sağ elinizle daha çok çizmişseniz bu sefer sol diye yazın. İki sayı aynıysa sıfır yazın. Dokuzuncu soru. Aynı kağıda daire çizip sonuna bir ok koyun. Daire ve ok saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersine doğru mu bakıyor? Önceki sorudaki gibi saat yönündeyse sağ, saat yönünün tersine ise sol yazın. Evet, işte bu kadar. Şimdi tüm sağ ve solları sayın ve bunları sol formüle koyun. Endişelenmeyin, kolay. Sağların sayısını sollardan çıkarmanız gerekiyor. Ardından sonucu 9'a bölün. Çıkan sayıyı %100 ile çarpın. Gerekirse her şeyi dikkatle saymak için videoyu duraklatabilirsiniz. Tamam, şimdi sonuçlarınızı bulmanın zamanı geldi. Eğer sonuç %30'dan fazlaysa bu beyninizin sol tarafının baskın olduğu anlamına gelir. Eğer sonuç %10 ila %30 arasındaysa beynin sol tarafı daha az baskındır. %-10 ila %10 arasındaysa bu sefer beynin sağ tarafı daha az baskındır. Ve %-10'dan daha azı beyninizin sağ tarafının tam baskın olduğu anlamına gelir. Peki baskın tarafınız ne ifade eder? Sol tarafınız baskınsa bu mantık yürütmenin ya da eleştirel ve analitik düşünmenin gerekli olduğu görevlerde iyi olduğunuz anlamına gelir. Yabancı dil öğrenme ve konuşmada harikasınızdır. Kelimeleri kullanmayı çok iyi bilirsiniz. Dahası sayısal becerileriniz yüksektir.
çoğunlukla mantıklı davranan, önemli bir şey yapmadan önce tüm artı ve eksileri tartan bir insansınız. Kolayca algoritmik veya mantıksal iddialar oluşturursunuz. Bunları gerçeklere ve tarihlere dayandırırsınız. Ve hiç kimse detaylara dikkat etmede sizden daha iyi olamaz. Onları önce siz görürsünüz. Bu ayrıntıların yardımıyla resmin bütününü görebilirsiniz. Beyinlerinin sol tarafı baskın olan insanlar genellikle bilim insanları olarak algılanır. Baskın tarafı beyinlerinin sağa çıkanlar. Kendilerini ifade etmede ve yaratıcı görevlerde inanılmazdırlar. Yüzleri çok kolay tanırlar ve sizi ve duygularınızı bir kitap gibi okuyabilirler. Müzik ve sanata esin kaynağı olan olağanüstü bir sezgi ve hayal gücüne sahiptirler. Beynimizin sağ tarafı semboller ve resimlerle ifade edilen bilgiyi işler. Bu yüzden sağ tarafı baskın olan insanlar bu işi diğer insanlardan çok daha iyi becerirler. Genellikle her şey hakkında hayaller kurarlar. Duygusal olarak hareket ederler ve çizim yapmak veya bir müzik aleti çalmak gibi yaratıcı hobileri aracılığıyla kendilerini ifade ederler. Ayrıntılara daha fazla önem vermek yerine önce tüm resmi anında yakalayıp sonra tüm ayrıntıları keşfederler. Beyninin sağ tarafı baskın olan kişiler çevrelerince sanat insanı olarak algılanırlar. Peki sizin beyninizin hangi tarafı baskın çıktı? Bize aşağıdaki yorumlarda bahsedin. Videomuz hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın ve hayata olumlu bakarak kanalımıza abone olun.